Şimdi kötüsü o tepelerin başka hiçbir yere de bağlantısı yok şu anda. Yani onu kırarsam direkt patlar. Herhangi bir yere bağlantı yapabilir miyim? Yok. Yan taraflarına da ışık koydum. Yalnız canavar, canavar. Herkese merhabalar. Ben Şenol. Space Engine'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ay'dan sıkıldım. Dünyada Easy Start diye bir muhabbet vardı. Ona başladım. Burada ekstra bir iki gemi daha var galiba. Öncelikle şu arkadaş bir tane ekstra delici koymuşlar ama motorları çok büyük tutmuşlar. Şöyle bineyim göstereyim. Gördüğünüz gibi eşek kadar geniş. Ama öndeki deliciler çok ufak kalıyor. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım. Muhtemelen 1, 2, 3, 4 köşelere yani şunların köşelerine 1 bu tarafa, 2 bu tarafa, 3 bu tarafa, 4 bu tarafa 4 tane daha delici buna yerleştirirsem bilmiyorum götünü kaldırır mı? Ama tahminim kaldırır bayağı sağlam motor yerleştirmişler. İnşallah yeterli alanı delebilir. Çünkü şurada maden kazmaya çalıştım. Şimdi var mı hidrojenim var. Heh. Maden kazmayı denedim. Aracı patlattım. Tekrardan başladım. Bayağı elle deliyorum şu an. Maden arıyorum buralarda. Silikon biraz topladım. Ne topladım? Nikel topladım. Nerede o? Aha. Nikel buradan bayağı bir topladım. Bir de demir var işte orada. Dibimizde 3 tane maden var. İlginç bir maden istasyonu yapmışlar. Yani şu şekilde kokpit koymuşlar. Tahminim arkasında oksijen var mı oksijen şeyi? Aha. Ya bunun içine binersem ölmüyor muyum ben? Maskesiz binersem muhtemelen ölüyorum. Yazıyor mu oksijen? Ha oksijen lan. Solda yazıyor evet. Baya kokpit koymuşlar ama herhangi bir oksijen bir şey koymamışlar. Yani maskeyi tak giren ölür herhalde. Bir tane pil koymuş. Dev gibi dedektör koymuş. Bu işte bu alandaki madenleri tarıyor. Anladığım kadarıyla belirli bölgelere bunlardan koyup herhalde maden mi tarıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir tane de anten. Yani bize sinyali yollasın diye. Bu arada sahiplenme muhabbetine baktım ben. Şurada gruplar var. Biz First Colony'yiz. First Colony kurucu. First Colony kurucu. Ha tabii ben üyeyim şu anda. Buraya. Bir de Space Pirate var. Onlar yine o tarafta. Tahminim ona gidecek gemi var şu an ya. Bir tane gördüm. Silahlı bir gemi gördüm. Yüksel 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 yüksel. Şimdi ikinci olarak şöyle bir gemi vermiş ki bunda ateşli silahlar var. Roket atar falan var. İçinde şeyi de var. Roketi de var. Hatta bizim şu taramalıların da içine mermiyi biz koyuyoruz bu arada. 20, 10, 20. Evet. Gatling gun. Ne diyelim buna? Taramalı tüfek. Ne oluyor? Uçak savar. Uçak savar olur tabii. Uçak savarın içinde de NATO cephane konteyneri. Direkt small reaktör koyup çalıştırıyorlar. Ama yani belli bir cephanesi var. Bunun cephaneleri yenilemezse haliyle yalan olur. Bir de cephane için malzeme toplamak lazım. Üçüncü olarak da şöyle bir gemi koymuşlar buraya. Bu da tamamen parçalama ve tamir etmeye yönelik. Hani istasyon yapmak için bahsediyordum ya. İlginç yapmışlar. Bunlar ayaklar falan. Çözemedim tam amaçlarını ama biraz zaten eksik de yapmışlar diyebilirim. Özellikle o maden gemisi hiç hoşuma gitmedi. Yok yani hiçbir şekilde deliğe sığmıyor. Eşek kadar yapmışlar. Onun dışında şunlara baktım. Blueprint olarak gösteriyor. Yani resibini veriyor sana. Sözde. Nasıl bir resip vermeyse. Şöyle gösteriyor. Buna göre siz yapıyorsunuz herhalde. Ama böyle malzemeyi falan koymaya çalıştım. Hani illaki yine buradan başlıyorsunuz herhalde. Şu an tabii malzemem yok. Koymuyor da. İlginç. Bunu denemek istiyorum. Bir önceki bölümde hatta şurada şunun aynısından vardı. Ben hatta diyordum, ha diyordum herhalde sağa sola yapışarak iniyor falan. Alakası yok. Bunlar tekerlek. Sonradan anladım. İlk görüntü olarak böyle koyduktan sonra tekerlek düşüyordu ya. Yani bir nevi yerde giden araç. Buraya da rampasını bile koymuş adamlar. Tahminim ilk bunu yaparım. Baya eğlenceli bir şeye benziyor. Bir yerden bir yere eşya taşımak için. Buradan nereye eşya taşıyacağım şu an bilmiyorum ama. İlginç. Neyse. İlk önce şu maden aracın önüne bir şeyleri takayım. Bakayım malzemem yetecek mi? Yetmezse onun malzemesini halledeyim. İçerisi falan aynı. Farklı bir değişiklik yok. Birebir aynı zaten. Üst. Ha, ekstra solar panellerini yerleştirdim. Yaptım. Solar panellerine zaten nikelle şey gerekiyordu. Silikon.
Allah'tan dibimizde var. Toparladım direkt. Onları yaptım. Ama buraya gücü yetiştirebilmek için bunun 3 katını falan yapmak lazım herhalde. Evet. İlk öncelikle amacımız tahminim şu köşeleri, bunu da nasıl yapacağım? Havaya kaldırıp yaparım. Bu arada bağlanabiliyor artık. Evet. Ben herhangi bir şey yapmadım. Ama şöyle göstereyim. Kontrol panel. Ha, turuncular mesela. Bunlar üstün şeyleri biliyorsunuz. Turuncu olunca. Beyazlar bu aracınki. Ben ekstra hiçbir şey yapmadım. Bu sefer kendi bağlandı. Anlamadım niye bağlanmadı daha önce. Tahminim köşeleri patlatıp o zaman iner mi ki bu, ama biraz sıkıntılı gibi. Ha yok, önce birini patlatır sonra birini patlatır. Başka bağlantı noktan var mı senin? Var gibi gibi. Yani. Şuradan bir malzemeleri ilk başta alayım. Her yerden de alabiliyorum. Deli gibi konteyner koymuşlar. Şimdi hangi konteynerde onlar? Ha burada. Sen bir git. Sen kal. Sen gel. Sen gel. Tahmin ediyorum en azından. Ben de emin değilim ya. Şu belki yarar. Bu belki yarar. Motor alalım biraz. Şişelik plak alalım. Ha bitti herhalde. Rafineri. Evet, rafinerinin işi bitti. Topladıklarımı çeviriyordum. Haydi bismillah. Şimdi şuraya küçük köşelerden koyup direkt üstüne kondurabiliyoruz tabii. Nerede o arkadaş? Kokpit. Küçük kargo konteyner değil. Konveyör. Bu lazım bize. Değil mi? R'ye bas. Yok, alakası yok. Ufandan lazım. Sıralayıcı değil. Konveyör sıralayıcı. Konveyörün kendisi lazım değil mi bana ya? Küçük taşıyıcı şu. Niye şu an işlemiyorsun? Bu değil abi. Şöyle bir gel bakayım şuraya bir. Önce şunu bir parçala. Haydi bismillah. Tamam. Şunu parçala. Tahmin etmiştim. Tahmin etmemiştim. Neyse ben bir geri alayım onu. İkinci şans. Yüksel. İn. Şimdi birini patlatacağız. İlk başta köşeyi koyacağız. Ondan sonra ikinciyi patlatacağız. Tamam. Konveyör. Bak. This block is for küçük gemi only. Tamam, şu an küçük gemideyim acı. Bırak alayım koyayım işte. Hakikaten anlamıyorum bazen. Abi küçük gemideyim. Allah Allah. İneyim bineyim mi? İnandırmak için seni. Ne yapayım? Ha? Ha? Küçük gemi only. Tamam mı? R'ye basınca oluyormuş demek. Şimdi aklıma geldi. Fark etmez, yerleştir. İç plaka. Almadın mı? Malzemeleri almıştım ya. Hop. Heh, tamam. Gel bakayım. Neredesin? Ha burada. Şundan biraz, şundan biraz. Şundan bir, şundan bir. İç plaka, motor, iç plaka biraz daha fazla. Tamam herhalde. Umuyorum. Haydi bismillah. Dört köşeye birer tane. Yüksel, yüksel, yüksel. Tamam. Her şeyimiz tamam. İç plaka, inşaat bileşeni, motor, iç plaka. Bir tam bunun üstüne değil. Bunun üstüne tam olmaz zaten. Nasıl yaparız onu? Aktarma borusu. Küçük kovisli aktarma. Şunda mı oluyordu? Bu da kavis. Tamam. Bu değil lan. Oo. Büyükleri aldım. Pardon. Pardon.
Gel bakayım. Şöyle. Heh. Şimdi 5. Tam bir hesap edelim. Aslında böyle diklemesine mi yanlamasına mı koyacağız? Birebir üstüne yanlamasına koyabilirim. Olur mu öyle? Önden bir bakmak istiyorum. Yok ya, burası hiçbir türlü sığmaz ki. Bu nedir ya? Motoru nasıl sığdıracağız biz? Biraz dışarı doğru çıkartmam lazım. Az çaprazdan dışarı doğru kesin çıkması lazım bunu. O zaman çevir bakayım. O tarafa değil, bu tarafa. 1 2 sol mu yapayım? Yok. Şöyle gel. Çevir. Öyle değil. Böyle ha. Şimdi 5 bu tarafa. Bu taraf. Ha gayret. Ha. Heh. Şöyle hesabıma gel abicim şöyle. Şimdi göremiyorum tam. Aynen. Şunun önüne doğru yaparsam tahmin ediyorum olacak. Nerede drill? Yep. Gel bakayım. Öyle değil be. Heh. Abi yok yok yok. Bu kadarın imkanı yok içeri olması. Ki bir tane daha ileri atmam lazım. İşe yaraması için. Şöyle. Hop. Böyle desem. Tamam, istediğim gibi köşelere doğru genişletiyorum ama hatta bir yukarı bile çıkartabilirim. Değil mi? Bir üstte yana şeklinde olabilir. Da tamam. Bir tane yukarı. Şimdi. Ya şu kıyafeti bırakın bir çıkartayım ya. Allah aşkına. He? Şöyle. Böyle. He. Tamam. Tamamdır. Bir tane daha hazır elimizdeymiş ki. Yok. Aa, yanlış yaptım. Bir tane dışarı doğru yapıyorum. Değil mi? Evet. Son olarak tamamdır. Bu şekilde mi o? Gibi gibi. Değil mi? Umuyorum, umuyorum. Neyse, bu şekilde muhtemelen her köşeye birer tane yerleştireceğim. Olup olmayacağından çok şüpheliyim ya. Ama şu anki halinden 1000 kat iyi olacağı kesin. Oraya bir, buraya bir. En kötü hatta şuradan devam edip buraya da bir tane koyabilirim. Doğru ya. Evet, öyle daha mantıklı olacak. Hani 1, 2, 3, 4 birer tane de kenarlara. Yep. Tamam, ben şunu bir halledeyim hemen. Ve sonunda canavar hazır. Uy uy uy, var ya, ne uğraştırdı belli değil. Yani dengelerini sağlamak çok sıkıntı ya. Yani belli bir dengede yapıyorlar anladığım kadarıyla. Biraz fazla bir şeyler eklemeye çalışınca biraz sapıtıyor. Hani birkaç tane motor kırıldı. Şu arka taraf kırıldı. İniş takımları fazla koydum. Bir tanesi dokunduğu zaman yetiyor ama işte. Öne ağırlık basıyor. Özellikle maden kazdığımda ne olacak acaba? Biraz yaratık gibi oldu. Şöyle tamamen kapatayım bakayım. Şu 4 tanesi vardı. Çevresine 3'er tane daha koydum. Sonumuz hiç iyi değil. Zifiri karanlıkta da hiç çıkasım yok ama en azından bir uçurayım bakayım ne oluyor, ne bitiyor. Büyük itici, küçük itici nerede? Heh, küçük itici. Aç. Haydi bismillah. Aman diyeyim, sakın ha. Şöyle bir, heh. Yok, tam düz olmadı. Neyse. Şimdi etrafa dönüş. Ufak vites, küçük vites. Çok dolaşmam.
Hani belli bir ayar gerekecek muhtemelen. İlerleyişi bayağı yavaşladı. Araç çok çok daha hızlıydı. Tamam. Şimdi dike bakalım. Hadi bismillah. Geri. Gidiyor. Geri zaten gidiyor. Yavaş yavaş yavaş. Önden bir bakayım. Şimdi şeyler çalışacak mı? Yep. Uf. Kulağı da sağ. Tiplere bak. Tamam. Sakin. Şimdicik. Demire doğru mu gideyim? Dön. Ha, yan dönmesi biraz sıkıntı be. Çok büyük felaket olabilir. Büyük ihtimalle çok büyük felaket olacak. Direkt parçalayacağım aracı. Biraz abartıyorum işte. Biraz dengeli yapmak lazım burada. Hani kafana göre Şahin'e Ferrari motoru takıp sonuç açıklama mı? Durur mu? Yok. Bakalım. Vay be. Doğan görünümlü Şahin hatta bu. Haydi bismillah şimdi. Şöyle bir ufak bir dokunduralım. Dokun. Dokundu. Çok ses geliyor ya. Ben tabii size muhtemelen düzelttirim de şu anda var ya patlama oluyor. Ah, niye öyle yapıyor ki ya? Biraz sesini kısayım bakayım. Bayağı patlama oluyor. Yardım Mürsel. Direkt demire mi geldim? Abi toz dumandan değil. Aha vallahi direkt demir. Neyse önce biraz temizleyelim. Şimdi demire geldik direkt. Şöyle az in. Şuradan biraz daha açalım. İçi genişleteyim ağzını açayım da. Aç. Görmüyorum da hiçbir şey. Açıyor ama. Vallahi baya açıyor. Açıl susam açıl. Yavaş yavaş. Şimdi mesela çok ileri basarsam sağ taraf parçalanmadan sol taraf boş olduğu için göt atacak. Evet şunun gibi mesela. Hiçbir şey değil. Toz duman tamamdır. Şöyle gel şurayı biraz daha açayım. Kaydı benim aracın. Evet. Şurayı biraz daha aç. Tamam herhalde ya. Hop. Oh. Tamam fazla gitti. Şimdi K'ye bas. Kontrol envanter. Oksijen üreticimizde buz var. Evet, maskeyi takmadan araca binebiliyoruz. Matkaplar 33.750. Yazdığına göre 100 kaç dedi orada ya? Orada ama tabii şu an üstüne başka şeyler de ekledim. Hani orada yazanı da saymam ki. 17 bin mi? 170 bin mi? Bilmem kaçı geçersiniz dedi. Aracın dengesi hakkında. Bu arabanın hemen yanında. Araba. Bu aracın yanında yazıyordu o yazı. Hani bilmem ne kadar ağırlığı geçerseniz dengesizleşebilir. Dengesine garanti vermiyor falan tarzı bir yorum vardı. Sağ olsun arkadaşlar. Haydi bismillah. Şimdi biraz delelim bakalım. Şu an normal topluyorum demeli. Bakalım ne olacak. Çok doldurmam. Hiçbir şey göremiyorum ki abi ben. Şöyle ufaktan kenara götüm. Bak o köşeler biraz sıkıntı gibi. İçten doğru mu yapsaydım ya? Ön, üst, sağ ve soldan bahsediyorum. Şu köşeler. Hani bu kadar dışarı çıkmama gerek yoktu aslında. İçeri yukarı şeklinde halledebilirdim. Ah. İşin kötüsü o tepelerin başka hiçbir yere de bağlantısı yok şu anda. Yani onu kırarsam direkt patlar. Herhangi bir yere bağlantı yapabilir miyim? Yok. Yan taraflarına da ışık koydum. Yalnız canavar canavar. Şimdi oradan ne toplamışız? Bakalım 2 saniye deldik.
Kokpit mi? Oha, niye lan? Driller doldu mu? Yo. He, direkt öbür taraflara sallıyor. Niye kokpite ki? Burada konteyner dolmamış da. Yo, tamam. 17 bin burada oldu. Konteynere direkt 25 bin yükledi abi. Çok ilginç. Niye öyle bir şey yaptıysa? Neyse dur bakayım, şöyle götüm biraz daha alayım. Şu anlık hala düzgün hareket edebiliyor gibi gibi. Bir yanda ha. Demir alıyorum değil mi hala? Hiç gözükmüyor ne aldım. Hala düzgün hareket edebiliyorum. Güzel. Yan tarafı biraz kemireyim. Biraz açmam lazım çünkü. Hani hemen hemen yeterli olduğu gibi ama yine de tırsıyorum o köşelerden. Gel bakayım. Aman 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 aman. Şöyle biraz dön. Dengeli hareket abi. Dengeli. Öyle biraz acele ettim mi geçmiş olsun. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Şu an demir şu topladım bile fazlasıyla yeter muhtemelen bana. Yapacağım iki tane araç orada ama maksat aracı biraz test edeyim. Burada yapayım deli gibi bir şey işte manyak gibi dalayım falan diye bir şey yok anladığım kadarıyla. Veyahut da ben çözemedim. Yani illaki ship low. Tamam. Bayağı deldik gibi zaten. Değil mi? Evet. Yani burada baya fizik kurallarına uyacaksın. Öyle paldır küldür gideyim Allah ne verdiyse dalayım falan. Yok öyle bir şey. Sakin sakin yavaş yavaş inceden. Şimdi bu arkadaşı şöyle bir indirme olayına girelim. Ağırlığımız neredeyse? O aracın ağırlığı hacim 27.761. Kütle 9.769 kilogram. Abi onları hesap da etmek lazım aslında da hiç uğraşamam bu kadar. Çünkü her bir thruster'ın, iticilerin kendi itme gücü falan var. Onu hesap edip ona göre güç arttırımı falan yapıyorlar. Fuel is low diyor da ha yok tamam pardon. Şu an sabit duruyorum. Muhtemelen dalarken 20 dakikalara falan iniyordu ki ağırlığım artınca çok daha sıkıntı olabilirdi. Aha. Ne ara be? Dur. Oo, İspanyol aile sorusu. Bu buraya kilitlenmez değil mi? Muhtemelen. Arkadaki de kilitlenmedi. Sorun değil. Aha bir dakika. Ben niye şeyi kapamadım? İtici kapat. Işıkları kapat. Tamamız. Ona bağlanmadı değil mi? Bunu bir tık aşağı indirmem gerekecek. Diğer sorun olmasa gerek. Ama şimdi şeyi nasıl boşaltacağım değil mi? Ha, kötü oldu. Deme be. Buralardan bağlanabiliyoruz mu? Yok. Buradan, şuradan. F ver bakayım. Ne kadar vereceğim? Oha, hepsini alabiliyor muyum? F. He, zaten limitim oymuş. Gel bakayım. Nerede? Refinery. At bakalım şuraya. Bu platformu parçaladığımdaki şeyler. Platform parçalanıyor, arkasından topluyorum. Oldu ya, oldu ya. Bu şekilde en azından bir miktar toplarım. Tek yapacağım şey şu altını halletmek. Veyahut da o altın değil, bu altını. Orası nasıl bir yer ya? İn bakayım şöyle. He, tamam. Bir kare koyup onun üzerine şey koyabilirim. Olur, niye olmasın? Biraz dışarıda olacak o sıkıntı ama olur, daha mantıklı. Yani gemiyle uğraşmaktansa onu yapmak çok çok daha iyi. Uf, yamalı yere bakar mısın? Yamalı bohça. Buraların her yeri dağıldı. Hepsini tamir edebildim de onlar döküldü. Bunları kurtaramadık. Gel bakayım şu gemiyi ilk başta ufak bir kaydıralım. Tamam. İlk başta ışıkları yak. Motorları çalıştır. Tüm kalkanları indirin. Şöyle. Şurada bir tabela olacaktı. Tabelamız nerede? Ha, şu kenarda duruyor. Tamam herhalde bu şekilde. Ha.
Yeterli olur mu? Olur. Hiç şey, part indirmeme gerek yok. Kapatmasam da olur aleti. Haydi bismillah. Bağlayıcı. Bir tane boru koyup tekrar bağlayıcı koyacağım. İnşallah o şekilde olacak. Ne? Tutar mıyız? Bakacağım şimdi. Aktarıcı boru. Bununla bu lazım bize, tahmin ediyorum değil mi? Yep. 5. Yok pardon, 4. Çip. Yuu. Eşek kadar çıktı be. Yarım yok mu bu işin? Oraya nasıl giriyor peki? Bir dakika, bunlar mı kırık mı ya? Ondan mı? Veyahut da gemi var diye mi? Dur bir saniye, gemiyi iyice çekeyim. Çünkü olan yeri kırdım, tekrar yerine koyamıyorum. O nasıl mantık? Biraz daha götür gemiyi. Tamam mıyız? Sanki yanı biraz havada kaldı ama bir şey olmaz. Yeterince tutan zavzingo var. Şimdi gemiyi iyice uzağa getirdim. Bunun yarımı yok galiba. Bu ne? Yapı taşıyıcı. Yok. Oo, kısası yok bunun ya. Sıçtım galiba. Hı, sıçtım. Bunu hala bağlayamıyorum buraya değil mi? Yok, bağlayabiliyorum. Peki bunu bağlayınca neden bunu bağlıyorum? Gemi var diye yapmıyormuş. Ama bu da çok çıktı be abi. Of, sıçtık. Sıçtık. Geminin dengesini bozduk. Olmaz o iş. Nasıl yaparız o işi? Bunu niye yapıyorum ki şu an? Benim işime yaramayacak ki. Hı. Yan tarafları üçgen şeklinde indirsem ayaklar biraz daha ayakları parçalamak istemiyorum. Tamam, ayakları muhtemelen başka yere de koyabilirim ama fazla ayak istiyorum abi. Yoksa ayağı nereye koyarım ayağı? Aslında başka yere de pek koyamam. Demirler şunların hiçbirinden çıkmıyor. Buralar hep motor. Bir tane mini ayak vardı. O da burada bir yerdeydi. O da işte hiçbir işe yaramadı maalesef. Çok az yani, ortada sırf ayak olması. Bir tanesi yere tutunduğu gibi tutuyor, biliyorum, farkındayım ama işte olmayabiliyor. Ama mecbur öyle yapacağız. Tamam, neyse. Yandaki ayakları parçalayacağım. Ortaya bir tane veya iki tane, neyse, ayak koyacağım. Gel bakayım. Tamam mısın? Tamamsın. Yapacağımız iş belli oldu. Ayak nerede? Gözümün önünde görmüyorum. Buyur, gördüm. Şöyle. Şuradaydı galiba ayak değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yep. Burada bir tane ayak vardı, bu. Olayı. Abi çok az değil mi ya? Ön aşağıya doğru eğiliyor. Sıkıntı oluyor. Yani yapacak bir şey yok tabi. Malzemeleri indirmek istiyorsak tek çaremiz bu. Şunu da hemen yapayım. Tamamdır. Şimdi bu arkadaşı az biraz havaya kaldıracağız. Arkadaki ayakları parçalayacağız. Gel bakayım ya. İyi, dengede durmayı öğrenmiş. Ama tahminim havadayken bir şeyleri değiştirince aracın dengesi mi bozuluyor? Yok. Çünkü alet şeyleri, öndekileri yaparken herhalde onlar fazla ağır mı geldi nedir? Sürekli aşağı doğru iniyordu. Bunu da çözemedim ama. Zaten bu bağlaştırıcıya bağlamasak hem madenleri indiremem hem
Aracı şarj edemem. Herhangi bir tamir etmek gereken yer. He, altına girmişiz alır. Yok mu? Tamam. Haydi bismillah. Yavaş. Şöyle bir bakarsam. Çok az geri gel. Çok az daha. Oh. Yavaş. Sakin. Heyecan yok. Sakin sakin. Şöyle az kaldıralım önünü. Sakin sakin. Hayır hayır hayır. Tamam. Tamam. İşte milimi milimi abi. Öndekiler çok yakın. Aha, hatta dağıldı bile. Görüyor musun? Buranın anasını ağlatıyor bunlar. Ama bunu bir yerde okumuştum zaten ya. O tarz şey muhabbetleri var. B iticiler, K iticiler. Tamamdır. Işıkları kapat. Heh, tamamız. Bağlandık herhalde. Dur hemen şuradan bir bakalım gemi gözüküyor mu? Gözüküyorsa kontrol paneli. Yep. Bu gemimiz. Şeyler aldı mı bunları? Refinery. Evet. Refinery. Araçtakileri de aldı. Yani şimdi gidip madeni kazıyorum. Buraya konuyorum. Direkt bunlar alıyorlar. Bak yine parçalar gelmiş. Alıyorlar. Madene çeviriyorlar. Üretimden de istediğimi üretiyorum. Muhtemelen diğer gemilere de yapabileceğim. Önce herhalde tekerlekli yapmak istiyorum. Muhtemelen. Şeyi de kapattım şu an. Galiba kapattım. Şu ana kadar gelmedi en azından herhangi bir meteor falan. Yani meteorla yapabileceğimiz pek bir şey yok. Şu araçlardan koyabildiğimiz kadar koyacaksın ki anladığım kadarıyla ne kadar koyarsan koy illaki arada ıskalayanlar var. Buraları parçalayacak. Tamir edip duracağım. Hani benim savaşabileceğim bir şey yok orada. Onun dışında bu arkadaş, dur bakayım ne bunun adı? Ne diyorsun ya? Tamam da bunun turuncu yazması gerekmiyor muydu? Allah Allah. Neyse, bu arkadaşların da mermisi var sonuç olarak. Nerede gösteriyordu? Şurada envanter, en aşağı indiğim zaman herhalde. Al mesela Gatling Turret diyor. Bir tanem var. Bakayım Gat. İki tane varmış. Bir iki. Bu kaçsa artık öbürü. Öbürü nerede be? Dibinde değil mi? Şu değil. Oradaki değil. Bu arada bir yerlerdedir işte ya. İki tane koymuşlar base'e başlangıç için. Şimdi şuna bir baksa mıydım? Yok, ona değil. Buna. Bu nasıl bir şeymiş? Bu da hala bağlanmadı değil mi? Çok ilginç. K. Küçük itici, büyük itici aç. Tamam. P. Oha. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun ya? Kalkmaya çalışıyorum arkadaş. Kafasını... Pahalıyız mı yani? Olay ne? Buna mı takılıyorsun? Önü mü çok ağır? O nasıl oldu ya? Önce bir kaydedeyim şunu. Yep. Yardır. Kalkmıyor ki. Nereye yardır? Gazlıyorum şu an ha. Ne diyorsun ya? Niye öyle oldu ki? Şimdi small thruster. Hepsi açık, tamam. Large thruster. Kapı aç. Açık, tamam. Aha, bayağı ayağa takılmıştı oraya. Kesin. Kopardık mı ya? Yok, koparmadık. Shift fuel low diyor. Neyse. Bayağı da yavaş be. Ben daha hızlı bir şey bekliyorum. He, manevrası sağlam. Sağa sola. Yok. Bu kadar da sağlam sayılmaz. Anladım. Aylin abla. Buradakini de Aylin abla yapalım. Bunun olayı ama, dur bakayım şöyle geleyim. Şu an gidemem. Shift fuel low, bunu doldurmak lazım. Oha oha oha. Shift fuel low deyince de gazı vermiyor. Atış ediyor mu?
Yep. Aynen. Roket atarımız var. 3000 mermisi var. Pardon, roket atar var. 40 tane mermisi var. Ateş uçak savar var. 2800-2795 oldu artık. Hop 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 hop. Sen nasıl bir araçsın ya? Ya şunların da yakıtını doldurun bırakın oraya. Yani bırakmış biniyorsun Sheffield Love. Manyak mısınız? Nesiniz? Ablacım kapa çeneni, sinirimi bozma. Hop yanaş yanaş. Tamam bu dolsun. Bir dahaki bölüme hoş, bu hiç hoşuma gitmedi ya bu. Bilmiyorum, belki yakıtı doldurunca daha adam gibi bir şey olur. Şöyle önünü az indirelim. Tamam mıyız? Tamamız. İn. Yavaş. Sakin. P. Bu bağlandı mı? Yep. Bu da bağlandı. Belli bir süre sonra herhalde bir sahiplik olayı mı oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Sonuç olarak ilk başta bağlanmıyor, sonradan bağlandı. En azından bu oyunda böyle oldu. Bu oyunda da ilk başladığımda bağlanmadı, sonradan bağlandı. Küçük itici, büyük itici. Aç, kapa. Evet, bazıları kapalı mıydı şimdi bunu? Galiba. Işığı kapat. Hala iticilerden açık olan var. Büyük itici, küçük itici. Bu ne be? Kapat ya. Başkasınınkini mi kapattım ben orada? KB tabi tabi tabi. K etici, B etici değil bizimki. Şununla şu bizimki. Aynen, tamam tamam, pardon. Gri olanlar gemi. Hallettik. Bu arada bunlar şarj oluyor mu? Öyle diyorum ama en son bir tanesi reaktörle çalışıyordu. Şeyiniz var mı? Pil. Pil diye mi geçiyor şu an burada? Koca yerde bir tane pil mi var? Bunlar şarj olmuyor olabilir ha. Bunlara pil yerleştirmem gerekebilecek galiba. Yerleştiririz herhalde bir yerine ya. Bir yer var. Şekil yapmışlar ama bunu. Hani biraz olsun savaş uçağına benzetmişler. Aynen. Güzelmiş. Neyse. Yeter bu kadar ya. Şöyle hop. Bugünlük de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.